GTA 5 Gerçek Hayat önceki bölümde yaşananlar. Deli. Yaşıyor musun sen? Emmi kim ya? Oğlum bu, nereden buldunuz lan bu adamı? Denizde buldum. Hafızası kayıp. Hafızası kayıp, evet. Tamam. İyi çıkardınız çocuklar. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 Gerçek Hayat'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bölümü böyle çok hoşunuza gitmemiş. Böyle yok işte şöyle olsun, yok Fehmi hatırlasın, yok şöyle böyle demişsiniz. Arkadaşlar bazı bölümlerin öyle geçmesi lazım ki bir sonraki bölümler daha güzel olsun. Bir rahat olsanız da siz bana bırakın ya. Bir de arkadaşlar hani sonraki bölüm şöyle olsun böyle olsun falan diyorsunuz bazen de. Arkadaşlar ileriki 10 bölümün senaryosu neredeyse belli. O yüzden yani bir değişiklik yapamıyoruz. Siz böyle önerilerinizde bulunun. Biz ilerleyen zamanlarda onları yapalım. Önerilerde bulunmanız önemli. Bu arada unutmayın artık 40 bin like sınırlamamız geri geldi. Artık 40 bin like gelmezse her bir sonraki haftaya kalıyor bölüm. Artık 40 bin like geldiğinde de bölüm yayın tarihinde geliyor. Hadi bölüme geçelim. Fehmi ne alaka ya? Fehmi Mauro, Mauro. Ne Fehmi'si? Senin ismin Mauro değil mi? Evet Mauro. Seni babana götüreceğim. Baban seni öldü sanıyor. Babama mı götüreceksin? Evet. Baban uzun süredir seni aramamışım, beni yolladı. Sen nereden buldun ki? Burada olduğumu nereden biliyordun? Başından beri seni arıyoruz Fehmi. Her yerde seni arıyoruz. Fehmi burada mi? Burada olduğuna dair duyum aldık. Fehmi mi? Mauro mu? Fehmi ne deyip duruyorsun Mauro, lan? Mauro. İlk başta Fehmi dedin. Mafyalara bir garip grup teşekkür ettin. Elinizde niye silahlar var? İnirsen oğlum silahını. Bizim güvenlik için tutuyor. Sen çok önemli bir adamsın Mauro. Nasıl önemli bir adamım ya? Çok önemli bir adamsın. Benim babam bu ülkenin en büyüğü. Allah Allah, ben hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Gel seni babana götürelim. Gerçekten seni arıyor. Tamam. Gel. Tamam. Abi size de çok teşekkür ederim. Vallahi. Rica ederiz. Hiç unutmayacağım sizi. Teşekkür ederim. Biz de seni unutmayacağız. İyi günler. Peki. Allah Allah, ben en son Türkiye'yi hatırlıyorum. Buralara Türkiye nasıl geldik babam? Mauro, senin baban başından beri seni arıyor. Başından beri beni arıyor? Nasıl yani? Ne zamandır beni arıyor? Sen kaza geçirdin Mauro. Burada uyandın ya. Evet. Orada baban seni kayboldu biliyor. Seni hiçbir yerde bulamadı baban. Ne zamandır arıyor babam? Baban seni 2 haftadır arıyor Mauro. Tamam, ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Belki babamı görünce hatırlarım, tamam. Evet evet. Gel bin Mauro, bin. Siz adamları mısınız babamın? Ben yardımcısıyım, sağ koluyum. Anladım. Beni de hatırlıyorsun Mauro. Ben hatırlamıyorum seni. Bizim seninle çok anımız oldu. Ortaokulu beraber okuduk. Şak, arkadaşız o zaman. Evet arkadaşız. Hatırlamıyorum hiçbir şey. Senin bayağı adın ne? Bayağı yakınız. Ne? Senin adın ne ki? Benim adım Eren Blackmamba. Eren Blackmamba. Ben hatırlamıyorum. Yok hatırlamıyorum vallahi, üzgünüm. Mauro. Neyse. Bin Mauro, bin. Arabaya bin. Tamam. Oturdum. Babamları görünce bir şeyler hatırlar mıyım? Annen var Mauro, çok özlemiş seni. Annem babam da çok meraklanmıştır ya. Çok meraklandılar, ben de çok merak ettim. Ben de merak ediyorum. Ne oluyor? Lan! Mauro içeride kal, Mauro içeride kal. Tamam içerideyim, ben içerideyim. Ne oluyor lan? Bunlar kim ya? Allah Allah, ben nasıl bir şeyin içindeyiz ya? Bunlar kim anasını satayım? O silahı indir, arabaya geç. Abi! Yaslan arabaya. Bırak lan Fehmi. Aslan abim be, yaşıyor be. Fehmi! Bundan kodum. Almamıza gerek yok. Burak, dur. Ne oluyor ya? Haydar. Bin Fehmi, bin arabaya bin. Kimi kaçırdığınızın farkındasınız. Ya Fehmi kim, siz kimsiniz? Ne oluyor ya? Mauro, arabaya bin bunlara Mauro. Gel gel, benle gel, benle gel. Kardeş benle gel. Mauro, bunlar senin düşmanların Mauro. Ne diyorsa bir şey yapsana o zaman. Ellerim bağlı. Mauro, Fehmi Mauro, abi tamam. Her şeyi anlatacağız. Fehmi abi her şeyi anlatacağız. Ya gel, kafayı arabaya yiyeceğim, bir Fehmi diyorsunuz, bir Mauro diyorsunuz. Ne oluyor ya? Abi gel anlatacağız. Mauro senin sahte ismin abi ya. Aa, kafayı yiyeceğim ben ama artık. Kardeş, ya. Kardeş bana bak, bana arkandayım. Mauro hala sen bizi dinle gelmesin. Oğlum çalışmıyorum. E tamam da siz kimsiniz birader, ben nasıl güveneceğim size ya? Anlatacağız, anlatacağız, gel sen. Gel. Fehmi bir bin araba ya. Lan Fehmi kim? Mauro, Mauro benim adım. Tamam Mauro, Mauro tamam. Ablam, geç, tamam. Oğlum Mauro atla atla, arabaya atla. Tamam var bir sıkıntı belli. Allah Allah. Ben bu arabadayım abi. Siz kimsiniz ya? Ne oluyor ya? Abi her dur, şeyi dur sakin ol. Her şeyi anlatacağız. Bekle. Senin ismin ne? Mauro. Sen nereden geldin? Bilmiyorum ki abi. Kim bu yanındaki adam, kim senin? Yanındaki... Ben tanımıyorum hiçbirinizi.
bu yanında İlda'yı indirdiğimiz adamlar kimdi senin? Sen kim onları kim olarak da tanımıyorum onları? Ki. Dediler baban çağırıyor senin, annem baban meraklandı vesaire. Baban ah, mı? Ah abi ah. Bağırın senin baban neyse dur bir dakika her şeyi anlatacağız da şu an elim. Oğlum düşüyor oğlum, biz seni öldü zannettik, kaç haftadır seni arıyoruz ya. Evet ben... abi ya. Ölecektim oğlum ben, neler neler yaşadık biz kaç gündür kaç haftadır. Ya ben kime inanacağım, kafayı yiyeceğim ya. Biraz önceki adam da sen, aynı şeyleri söyledi ya. Sen sakin ol, her şeyi anlatacağız, her şeyi kanıtlayacağız tamam mı? Ama gerçekten çok sıkılandım, ben seni bulamayacağım sandım. Bak Mauro ya Fehmi bak beni dinle. Ya Mauro mu Fehmi mi ya? Ya Fehmi senin gerçek adın aslında Fehmi tamam mı? Mauro'yu unut. Bu şerefsizler sana ne anlattı ne yaptı bilmiyorum ama bunlar bizim düşmanlarımız. Sen nasıl vurulduğunu hatırlamıyor musun? Beni kurtarmaya geldin ben Muzaffer dayın ya, nasıl hatırlamıyorsun? Ben hatırlamıyorum hiçbir şey. Abi nasıl bak, hatırlamıyorsun ya? Bak sahilde vuruldun Fehmi. Senin aslında gerçek adın Fehmi. Biz bir aileyiz. Eldar, Aydar. Evet biz senin aileniz, şu anda gideceğiz. Bekliz her şeyi sana kanıtlayacağız da nasıl hatırlamazsın oğlum? Sana ne yaptı bu adamlar? 2 haftadır sen neredesin? Sen 2 haftadır ne oldu bir anlatır mısın bana? Ne geldi başına? Ben zaten dün kendime geldim abi. Dün mü? Evet. Abi değil dayı, ben senin Muzaffer dayınım. Fehmi. Nereden bileceğim? Her şeyi kanıtlayacağız oğlum. Sanki ya, sakin ol. Ben dün daha kendime geldim. 2 haftadır baygınmışım. Abi her yerde seni aradık ya. Yemin ederim her yerde. Bütün Los Santos aradık. Hatta gittik şehir dışına kadar. Bütün her tarafı, sahil kısmının nerelere gitme gerek şey yaptığını. Konuşamıyorum bile sinirden. Ağlayacağım yemin ederim. Duygulandım ya. Oğlum şükürler olsun yaşıyorsun. Biz çok kötü şeyler düşündük ya. E peki benim annem babam vesaire var mı? Abi. Benim senin annem baban... Yok yani sen esirgeme yurdunda büyüdün Fehmi, senin annen baban yok, sadece bir tane abin vardı, onu da sonradan zaten bulduk ama o da gitti. Yani her şeyi detaylı şekilde anlatacağım ama hatırlayamadığın için bilmiyorum. Yok o zaman benim. Senin her biz şeyin biziz abi. Fehmi, bütün nasıl ailen yok? Biziz. Sevgilin var, hatta eşin olacak. Allah Allah, sevgilim de mi var? Benim oğlum var, halde? Onu oğlun olarak görüyorsun. O şu anda o çok kötü durumda. Herkes çok kötü durumda. Kaç haftadır seni arıyoruz gerçekten. Sence ne halde? Bilmiyorum, ben hatırlamıyorum hiçbir şey ya. E ama biraz önceki adam da beni anneme babama götüreceğini söyledi. Ya onun ağzını sıçayım. O asıl bizim düşmanımız, seni vuran o Fehmi. Gemide seni vurdu hatırlasana. Geminin güvertesinde beni kurtarmaya gelmiştin. Beni kaçırdılar. Yemin ederim hatırlamıyorum. Beni kurtardılar. Yemin ederim ben kafayı yiyeceğim, yemin ederim. Bizi bombaladılar oturduğumuz evi, beni oradan kaçırdıkları için sen geldin tek başına. Herkes gerçekten çok kötü durumda. Yani bilmiyorum Fehmi ama senin gerçek adın Fehmi, bunu bil. Biraz ama şerefsiz orospu çocuğu. Aa! Bana o adam da ilk başta Fehmi dedi. Evet sen Fehmi'sin, senin gerçek adın. Beni görünce şaşırdı. Bizim fotoğrafımız yok mu o zaman madem eskiden tanışıyoruz? Her şey var tabii, fotoğrafımız olmaz olur mu? Tamam bana fotoğraf gösterin eskiden birlikte çekildiğimiz. Peki tamam göstereceğim, bir gidelim gittiğimiz yeri göstereceğim, bütün her şeyi kanıtlayacağım. Bak bu taraf bizim dükkanımızdı. Neresi bizim dükkanımız? Dur bak, sağ dayı, devam et dayı. Tamam devam et dayı. Ya ne oluyor oğlum, ne oluyor ya? Dayı ne olmuş? Ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Her şey bok oldu, her şey. Bekle Fehmi, her şeyi kanıtlayacağız sana. Sadece bekle, gideceğimiz yere ulaşalım. O şerefsiz orospu çocuğundan 2 haftalık intikamını alalım. E tamam, bu ön arabadakiler kim? Onlar Haydar'la Ejder. He tamam o zaman, kim işte onlar yani? Yani dur özür dilerim, evet açıklayayım. Haydar polis, o Haydar'ı evsizdi, sokaktan buldun. Sokaktayken karşılaştı, sonrasında ailemizden birisi oldu, kardeş gibi olduk. Ejder yanımızdaki, o da yine aynı şekilde silah işlerimizi görüyordu. Yine aileyiz, hepimiz aile gibiyiz. Elif benim karım olacak. Lori var, senin sevgilin, evleneceksin. Niko var oğlum, oğlum benim. Sen de kendi oğlun gibi görüyorsun. Okula falan sen bırakıyorsun hatta. Hatırlamıyorum abi ben. Abi yapma ya. Neyse, oğlum sen de bir şeyler anlatsana ya. Ben anlatacak bir şey yok ki. Ben dün en son işte karakola gittik. Karakolda işte Mauro... Wilhunt diye baktılar. Kimsem yok olarak gözüktü. Hastaneye mi kurdular mı abi? Evet, hastaneye gittik. Hastanede baktılar işte omzumda kemikte kırık falan varmış. Doktor, hani doktora da silahtan yaralanma falan demedim bilerek ki hani başım belaya girmesin vesaire, ne olduğunu bilmediğim için. Hatırlamıyorum çünkü hiçbir şey. O da bir şey bulamadı. Doktor Osman'ı hatırlıyor musun? Peki salaklıkları vardı hatta. Salak saçma araba sürüyordu. O da mı yok? Hiçbir şey yok.
Çünkü doktorun ismini hatırlamıyorum, yok. Yok, ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben en son Türkiye'deydim. Öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Abi, ne? Ankara'daydım. Tamam, evet, sen Ankara'da zaten. Oradan geldin buralara. Tamam. Abi, bizimkiler ben burada. Ben son öyle bir şey hatırlıyorum. Niko. Benim oğlum Niko, amcasısın. Bak sağdaki ejder. Bak evet, burası abi. Bizim yerimiz. Gizli burası, gizli yerimiz burası. Gel. Ya. Burası bizi yaptırdık oğlum bunu. Sen yaptırdın. Tamam. Bak Fehmi abi, üstündeki senin. Senin dolabını da almıştın bak. Oğlum beni de mi hatırlamadın lan? Abi vallahi hatırlamıyorum ben. Başka ne Mauro? Bak Mauro diyorlar işte. Val mısınız oğlum siz? Ne yaparsınız? Mauro mu bu? Abi kimliği değiştirmek. Onun adı Mauro. Ya kimlik ya. Ne Mauro'su oğlum? Bir dakika, sen, geç, geç. Onun adı Mauro. Burada bir şeyler dönüyor ama. Babası kardeş, sizi öldürecek. Hepsini anlatacağız. Hayır, sen bir sakin ol. Kafan karışık, farkındayım. Aynı şeyleri ben de yaşadım zamanında. Hiç merak etme. Ya birisi evet, Mauro diyor, birisi Fehmi diyor. Aa, buradaki evet, adamlar da Mauro diyor. Evet, öyle derler. Sen bir ara adını değiştirdin, tamam mı? Böyle olması gerekiyordu. Ama çok kısa sürdü. Sonra sen kayboldun. Biz seni öldü sandık. Ara tara tırın tırın her yerde seni aradık. Bulamadık. Çok şükür sağsın. Bundan sonrası kolay. Şükürler olsun. Aynen bak, halledir. Tam, neyse. Bu... Niko'yu hatırlayamadın. Mauro. Sen... Dostum. Sen söyle. Annem babam beni bekliyor dedin. Evet, seni bekliyorlar Mauro. Ejder abi sen de. Hangisiniz abi doğru söylüyorsunuz? Ben anlamıyorum ben ki. Ben doğru söylüyorum Mauro. Biz seninle beraber büyüdük. Nasıl beraber büyüdük? Nerede büyüdük? Doğru söyle lan. Amerika'da büyüdük. Doğru söyle. Amerika'da Mauro, büyümedin. Doğru söyle. Amerika'da büyüdük diyor. Sen Türkiye'de geldiğini söylemedin mi Fehmi? Asya mı yapıyorsun? Ne sen bu adam? En son hatırladığın yer orası değil mi? Bu şerefsiz yalancı işler. Dostum bunları dinleyin. Mauro. Şerefsiz bir şeyin içindeyim ya. Hala mağrum diyor la bu. Nasıl bir Mauro adammışım acaba? Muzo sen de. Haydar abi. Buruk gel. Belki Lori yengeyi görse hatırlar bir şeyleri ya. Ne yengesinden bahsediyorsun? Onun adı Mauro. Şerefsiz. Oğlum bak sen. Hala Mauro diyor ya. Mauro dostum. Buradaki adamlar da Mauro dedi ya. Yok Mauro, bu adamlar tamam bak sen. Tamam abi, ya. Tamam adamı bir rahat bırakın. Ben daha neyin ne olduğunu Mauro anlamadım ya. Yalan söylüyor Fehmi. Bu adam seni vuran kişi Fehmi. Onun adı Mauro. Doğruyu söyle lan. Tamam bana bir dakika ya. Benim fotoğrafım yok mu? Sizinle fotoğrafım yok mu? Eğer kim doğru yok söylüyorsa benimle fotoğrafını bak göstersin benim ya. Benim fotoğrafım ya olmaz mı? Evde. Evde. Tamam Mauro bakayım. Gel bak bekle. Beraber fotoğraf çekelim. Hepimizin fotoğrafını abi göster Haydar. Mauro montaj inanma. Ailecek evde düğün fotoğrafımızı var gösteriyorum abi dayı. Düğün bakayım. Sus lan. Düğün fotoğrafımızı göster. Evet herkesin olduğu. Oha evet. Gördün mü bak oradaki sensin yanındaki. Tamam evet. Tamam Aydar, bu adam senin hayatının hiçbir noktasında yok. Tamam. Sadece bir haftadır, iki haftadır hayatım. Aydar bir tamam doğru Aydar söylüyorsunuz. Tamam. Sırsın Aydar. Sırsın. Ama ben hatırlamıyorum dostum, hiçbir şey. Dinleme. Sen de fotoğraf göster. De madem doğru söylüyorsun sen de fotoğraf göster. Dostum bak bunları dinlemiyor. Abi, evinde mi fotoğraflarım var galeride. Lan evinde ben niye var? Telefonunda yok mu? Yok. Ya tamam sıkır git yok. Yok lan. Yok yok hayır, tamam ben inanmıyorum buna. Fehmi sen yapmak ister misin? Aydar. Hayır ben... Abi, hayır canım. Aydar. Şu silahı vur şuna. Hayır ya ya. Yok canım asla. Ben adam öldürmem. E öldürmemesi abi ne diyor? Öldürüyor mu bunu normalde? Sen bütün mahkemelerini bununla öldürdün. Ejde. Ben kaç kişi öldürdüm? Ben öldürüyorum böyle milleti. Neyse. Haydar geriye sahip vuralım şu pezevengi. Ölsün yavrum. Savaşa girdiniz. Çık geri, lan kafama. Geri git. Geri git. Son sözüm var mı? Son sözüm ne biliyor musun? Patron evet, hepinizin n***'ına koyacağız. Evet. Abi al şunu, bu senin. Emaneti iadeyi ise alayalım. Tamam da... Abi her şeyi halledeceğiz biz. Dayım, Ejder abi burada. Abi her şeyi gözlerim mi? Sana. Yok ya. Sen bunu, yeter ki yaşıyorsun ya. O yeter. Gel odana gidelim. Bana şükürler olsun. Bu lan, benim lan oğlum. Gel. Niko, bu mu? Evet 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 evet, Niko bu. Bak abi. Niye konuşmuyor? Niko. Uyuyor. Üzülüyor. Şu an çok üzülüyor. İki haftadır hiçbir şey yemedi, hiçbir şey içmedi. Senin sesin niye konuşmuyor böyle geliyor abi? O sesin tarş oldu. Senin artık yokluğunda, konuşa. Yokluğunda kaç tane şey bitirdi biliyor musun? Kaç tane? Kaç tane bitirdi? Ondan bitirdi ya. Abi aha. Ya ben özür dilerim size ama hayatın vallahi rengi kaydı abi sen. Büyük ihtimal siz doğru söylüyorsunuz. Fotoğrafı da gösterdiniz zaten ama. Bak abi bir daha bak. Evet, bak benim bu. Dayıyla senin fotoğraf. Biz Haydar daha neydik oğlum? Haydar. Bak tablomuz bile vardı evde. Oğlum efendim, Osman'ı da mı hatırlamıyorsun? Saptak Osman'ı abi doktoru. Aaa Osman'ı hatırlıyorum. Datça'sı vardı. Oradan duruyor uçuyordu şimdi askerde. Osman'ı hatırlıyorum Osman'ı. Nasıl ya? Akasya Durağı'nda Safiye'nin eşi. Ya onu nasıl hatırlıyorsun abi ya? Kim ki beni böyle hatırladın abi? Tipe bak. Kim? Bak.
Hatırlayabildin mi? Sen de mi? Böyle izlediğim birkaç hani filmdeki bir adama benziyorsun. Allah Allah. Ben yaşarım. Abi. Şu dip, Tilan dipçi lensede bir de vursam. Ben hatırlamıyorum. Düzenir mi? Ölmesin ya. Gel ben. Hani kurtaracağız diye. Ben Niko'yu odasına yatırıp geliyorum abi. Tamam okey. Bir tane dip. Ya işte. Tamam hani benim sevgilim mevgilim bir şeyim yok mu ya? Var var. Nerede? Nur nerede? Nur'u getirsene. Bir tane izledin mi? Haydarım. İçerisi mi var? Evimiz mevimiz yok mu? Biz burada mı yaşıyoruz? Bir dakika, bunun sevgilisi Rafet değil miydi lan? Getirin de bir, Allah aşkına getirin de her şeyi bir hatırlıyorum, hatırlamıyorum, bir görelim. Nerede harbiden? Arasana, arasana. Ya, numarası... Senin Rafet diye bir tane manita vardı, Fehmi. Erkek mi? Öyle deme, evet, alınıyor. Evet, evet ya o. Yani? Şey, önceden ejderimi seviyordu da sonra ejderim birazcık dikeldi evet, buna. Evet. Sonra sana kaydı. Şşş, Lorel nerede? Şaka bir tarafa. Lorel nerede? O ne bileyim? Biz burada mı yaşıyoruz? Ev mev yok mu? Evdedir kız. Yo, evimizi bombaladılar. Nasıl evimizi bombaladılar? Biz nasıl insanlarız? Biz beni kaçırdılar oğlum. Biz mafya falan mıyız ya? Hayır. Biz iş adamıyız. Adamıyız. Evet biraz öyleyiz. Şu an biliyoruz biliyoruz da sen hayatta olduğun için yani. Yoksa moralim tamam. Seni şöyle karşımda gördüm ya. Vallahi abi ya. Mutluluktan ne yapacağımızı şaşırdık. Duygular birbirine girdi şu anda. Haydarım, haydarım senin şu ilk filmle karşılaşmak. İyi de tamam beni nasıl buldunuz? Seni mi nasıl bulduk? Evet. Benim hani orada o balıkçıda olduğumu... Adamların beni götürdüğünü. Hani bir tane polis gelmişti sen gemiden indiğinde hatırlıyor musun abi? Dün polis şeyler. Evet. Ah balık tutarken. Evet orada geldiğimizde ben seni gördüm ama bir boklar döndüğünü anladığım için o an müdahale edemedim, tek başımaydım. Benden başkasıyla balık tuttun he. Ve o an polistim yani polis kendin olarak seni kurtardım. Balık tutuyoruz ki biz seninle. Ben balıkçıyım oğlum, biz normalde balık ben evet. bu şehrin sahibiydik oğlum, biz balıkçı işinden nelerimiz vardı. Sonra neyse oraları da anlatırım yani şu an neyse ya. Şeymiş gibi yani, en azından böyle iyi bir karaktermişim herhalde. Tabii. Ya olmaz olur mu ya? Şimdi hatırlamıyorum ya hiçbir şeyi. Böyle hatırladığımda böyle çulsuz, böyle beş parasız birisi de olabilirdi. Adamın dibiydin adamın. Adamın dibiydi evet. İlk başta çulsuz parasızdın ama sonradan tek başına buraya geldin ve harbiden ayaklandın oğlum. Neler oldu ya? Ben hatırlamıyorum hiçbir şeyi. İyi tamam hadi içeri geçelim o zaman. Hadi geçelim. Vay adam benim ya. Adamı yönlendirin, adam bilmiyor burayı. Ben gel o zaman... Şey, senin... Sizin her söylediğinize inanacağım o zaman hani fotoğraflarda sen, olduğuna göre. Sen bize inan. Senin bize ineni tekrardan peki getireceğiz. Benim öz bir öz ailem yok değil mi anladığım kadarıyla? Sadece bir tane abin var. Abi dayı tamam. Ya, öz abin mi var? Dayı. Sakin ol. Sakin ol. Haydar abi. Direkt negatif yüklemeyelim. Ne ki ya, kötü biri mi öz abim? Oğlum zayıflamış lan. Efendim? Bu adam zayıflamış. Bu ne ya? O minik. Lan siz manyak mısınız? Köpek balığı besliyorsunuz. Hayır o minik. Bence manyak besliyorsun abi. Fehmi bu. Abi besliyor. Bunu ta Kırıkkale'den Rafet yolladı. Akvaryum odası. Sırf senin için yolladı. O kim ya? Onu da anlatırız gel. Sen rahat ol abi. Her şey hallolacak. Evinde besliyormuş Kırıkkale'de. Kırıkkale'de. Kırıkkale'de deniz var mı ya? Köpek balığı nereden var? Yok kendi sadece bir odasını köpek balığına ayırmış. Manyak. Sen onu duyarsan bir güzel şaşırırsın. İçeriye girince göreceklerin hazır mısın? Nasıl yani? Gel. Buyurun. Başka hayvan aslan maslan mı var acaba ya? Arkadaşlar. Gel içeride. Diş aslan var bak yürü. Muzaffer. Aşkım. Hayatım. Bulduk sonunda. Bunlar kim? Doğru mu görüyorum? Bu yenge hanım senin. Allah Allah. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Haydar doğru görüyorum. Doğru. Ben de seni çok özledim aşkım. Fehmi. Lori çok üstüne gitme. Fehmi. Niye? Fehmi nasılsın? Bazı şeyler hatırlamıyor. O kadar çok merak... Ne? Şey... Nasıl hatırlamıyor? Bazı şeyler mi? Ben hatırlamıyorum. Aslında hiçbir şey hatırlamıyor. Nasıl hatırlamıyorsun sen? Hatırlayacak. Hatırlamayan bir adamı nasıl hatırlamıyorsun demeyin. Bir şey diyeceğim. Peki benim sevgilim hangisi? Arkadaki mi öndeki mi? Lan öndeki şey arkadaki yengen. Ha iyi çok şükür. O senin yengen oğlum yengen. Aklım çok gitti arkadaki bir arkadaki bir aklım. Şerefsizlik yapmayalım ha. Ya sevineyim mi üzüneyim mi bir an bilemedim. Ha, iyi Elif'im sen üzülme o biliyorsun hep böyle ne? Bir hiç değişme. Yani, unutsa bile bazı ben, şeyler kaldı. Hiçbir şeyim hatırlamıyor. Haydar. Benim adım Fehmi maalesef değil mi? Fehmi. Evet Fehmi'sin tamam. Sen. Ben Mauro. Bazıları Mauro diyor. Buradakiler de Mauro dedi içeridekiler. Abi Mauro. Mauro Icardi mi? Yok o değil. Bir şeyce Mauro deyince benim de aklıma Mauro Icardi gelmişti bu arada. Bak onu tanıyor musun Icardi'yi? Oğlum yeni geldi Icardi. Yok böyle Mauro Icardi. Kim Mauro Icardi bu arada? Futbolcu. Galatasaray'da. Hatırlasaydım şaşardım. Hatırlayan bir onu mu hatırladım? Hangi takımlısın onu biliyor musun? Galatasaraylısın oğlum.
Galatasaraylı mıdır herhalde? Bak oradan, oradan hatırlıyor demek ki. Olabilir. Biliyor. Ama aşkım daha yeni geldi. Peki bu adamlar falan, bu adamlar bizim adamlarımız mı oluyor? Evet. Peki adam. Family Bond. Aile bağı. Evet abi. Sen daha... koydun ismini abi. Ben tam laf edecektim, bir adam akıllı isim. Ne ala aile bağı oldu işte, biz de aileyiz. Ben ne bileyim, hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Hatırlayacaksın. Dur. Aslında hatırlaması için bir şey var ama. Ne var? Peki siz şimdi iki haftadır ne, beni öldüğümü zannediyordunuz? Ejderim. Evet. Ben biz çok merak ettik, haber alalım. Çok merak ettik, herhalde seni aradık biz. Ben dün uyandım da. Dün daha kendime geldim, bugün beni buldular. Bak Fehmi, ben ayran kolik... Ben uyandığımda bir tane evdeydim, bir tane balıkçı beni bulmuş. Yardım etti, Allah balıkçı. Razı olsun. Balıkçı. Ama bir dakika, siz adamı öldürdünüz, diğer adamı. O zaman balıkçı da bana ihanet etti. O seni satmış mı? O lan? Beni... O kim, ben tanımıyorum ki. O balıkçıya da mı bir baksak? Bilmiyorum. Neredeki bakın, o? Bakın ne olur ne olmaz. Göndereyim mi birkaç adamı? O balıkçı abi? Teslim etti beni işte ona. Ama annemi ya, babamı... Başında git. Hani bildiğini söylemişti o öldürdüğünüz adam. Yok yani bilemez. Ya. Ben sen bilmiyorsun çünkü Fehmi. Özür dilerim ama... Dayı. Olabilir Aydar'ım, onu direkt öldürelim. Bu yere ikinci balıkçı yasak olmaz. Orman kaldıramam ben bunu. Gönderiyorum abi adam o zaman. Dur, sen bekle. Gönder ya onu şey. Aydar'ım sıksın abi, ne yapalım? Komutanım dinleyelim bence. Kim ya? Ejder'im. Bence... Komutan mı Ejder abi? Tabii canım, evet, şey eski subay. Albayımız paşam. Dağlarda savaşıyordu. Tabii canım. Tamam, şimdi arkadaşlar biraz abarttı ya. Devam et lan, hoşuma gitti. Ha, orgeneral ya, adam şey. Abi sen bir şey anlatıyordun, komutan falan diyordun. Ya ben öyle orgeneraldim. Bütün böyle kuvvet komutanları falan bana yetki verdiler. Dedim ki ben işim var, Fehmi kardeşim yanında durmam lazım dedim. Evet. O sıralarda da Muzo bir ünlü nasıl? Üstörkeye birincisi. Üstörkeye. Evet, 7000 kilim var şey, of ya Ejder'in 7000 kilim var, ben Üstörkeye birincisiyim, Formula'da birinciliğim var, Rally'de birinciliğim var, motor şey var ya, ben Razgatlıoğlu'yum işte, Muzaffer Razgatlıoğlu ben. Evet. New York evet. 150 lan. Evet, şey, BBC'ye de çıktı, neydi bir tane aşkım şey vardı. New York Times. Times, New York Times dergisine kapak oldu. Milyonerim oğlum ben. Bu kadar değil. Biz ailece falan ünlüyüz o zaman herhalde. Bak sırf bir şey söyleyeceğim, o dikkatini Türkiye'ye çekmiştir. Gitti. Bu bir tane heykel var, elinde meşale, özürlük heykeli. Ha biliyorum, dikkat, evet. Evet. Buzo'nun heykeli işte. Evet, o benim işte, elimde heykel tutuyorum, bak izle. Evet, bak aynısı, bak gördün mü? Bak aynısı, bak. Abi, bak aynısı duruyor, bak. Ya. Gördün mü? Allah Allah, benim kafam iyice karıştı ya. Bu biraz... İyice aklını karıştırmasak mı? Hatırlasın. Şu an vurdurmaya çalışıyorsun. Bazı arabalar da vurdurunca çalışıyorsun. Aynen. Yalan mıydı? Yok, ne alakası var? Yok ya. Ben anlamadım şimdi. Alakası. Benim sevgilim Rafık mı yoksa Lori mi? Rafık senden hoşlanıyor. Bak, Rafık senden hoşlanıyor. Sen de bir ara onunla böyle bir göz kattınız. Sonra... Biz bir anlamadık seni. Ne? Şey araya şu kadın girdi. Yapmayın ya. Sonra flörtöz olduğun için bununla da takıldım biraz. Rafık da sana küstü. Aynen. Lan Rafık dediğin kişi erkek ya. Değil mi ya? Öyle deme, alınır. Öyle deme. Evet, alınır. Alınıyor. Ya kendini erkek mi değil mi ya? Alınır. Yok. Ya şeyi var mı yok mu? Arkadaşım alınır. Ne bilmiyoruz, ne bilelim ama. Altını hiç bakmalı. Allah Allah. Öyle işte. Neyse ya. Tamam. Biz olduğunu düşünüyoruz ama. Ben ne yapacağım ki şimdi? Biz olduğunu düşünüyorum. Hayır, sevgilisi benim. Sevgilisi acaba... Rafık yani. Değil. Evet, Rafık acaba değil. Şey mi yapsak ya? Muzo'nun... Lori, ben seni Rambo'yla... Hatırlamıyorum ya. Senin Rambo'lu filmler var ya, onları mı izleyeceksin? Ana! Hatırlayacağım. Ay! Vehmi! Vehmi! Rambo filmini izledin mi, bıçaklı mı şeyle? Biliyor musun Rambo filmini? Hatırlamıyorum, yok. Nasıl oğlum? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5. Onları hatırlıyor musun? Hepsi Muzo'ydu işte, Muzo oynadı onda. Yürü Boyka'yı hatırlıyor musun, Yürü Boyka'yı? Evet, onu hatırlıyorum. O benim işte Yürü Boyka benim. Aynen. Oha! Abi canım. Remy Stereo'yu biliyor musun? Remy Stereo'yu da biliyorum. Abi, o benim işte, o da benim. Ya, tamam işte Muzo. Oha! Oğlum adamı Türkiye'den çağırdılar, Kurtlar Vadisi diye Polat Alemdar oynadı geldi. Aynen öyle, ben Polat Alemdar'ım aslında, seslendiren, oynayanı. İyi de abi, canım, sen nasıl yetiştin ki bu kadar hepsine ya? Ya işte Muzo olmak kolay değil. Bilmiyor ki işte bilse. Böyle bir soru sormazdı. Kolay doğmuyor ya. Emekli aynen mi oldun? Öyle. Biz salmışsın sanki götü göbeleyin. Senin yanına geldik işte. Senin için. Her şey senin için.
Hazır sen Türkiye'ye gitmişken YKS birincisi oldu. LGS birincisi oldu. Abi ÖSS yemeği. Evet. Onu kaçırdım ama ya onu şey yap. KPSS'den KPSS'de oldu. Başkan olarak atandı. Oğlum KPSS'den. Bak bak KPSS'den öyle bir cevap anahtarı koydu ki makine yandı. Kafayı bozdu. Aynen. Dedi ki sen dedi süper zekasın dedi. Sen Albert Einstein mısın? Sen de dedi, siz yalan söylüyorsunuz değil mi? Yok başka canım ya. Yalan ya. Öyle insanlarımız lan. Fotoğraf göstermedik mi oğlum sana? Tamam da... Tamam. Fotoğraf göstereyim mi dayı? Artık. Aşkım dur şöyle. Tamam abartmadım. Yok aşkım şok gaza geldi babanım. Şey yapalım mı ya? Ne yapalım? Oturtalım mı ya? Ya bir şey diyeceğim bana bir gerçekleri bir anlatsanıza. Ben belki hatırlarım bir şeyler. Ayakta kaldım. Gelin mekanına geçelim gelin. Bir şeye geçelim. Buradan oturalım. Orada bir yer yok sanki ya hatırlamıyorum ama. Ben de hatırlayamadım. Arka taraftaydı. Şuraya oturalım. Lobi oturalım işte şuraya. Buraya oturalım mı? Abi lan ne oluyor? Gel korkma gel. Gel. Benim abi ne oldu? He cam mı var? Akvaryum odası yaptırdı burayı lan. Manyak oy böyle evet, stiller ya. Şeyler işte. Akvaryum odası kim abi? Sen de bir akvaryum odası yap. Gel sen otur sen de otur gel. Gel buraya. Oturayım mı kucağım? Nasıl oturayım? Aşkım şimdi yanlış yapalım. Ya biz nasıl insanlarız acaba ya? Siz böyle birbirimizin yanındayken böyle kucaklara mı oturuyorsunuz? Biz böyle pozisyona Femi. Nasıl ya? Şimdi bana bir o zaman bir gerçekleri anlatın. Mesela ne oldu bana? Ben neden gitti bu hafıza? Vuruldun mu? Peki neden evet, vurdu? Kim vurdu? O yanında göç o adam aynı. Şaka yapıyorsunuz. Seni. Vallahi bak. Niye vurdu? İntikamını aldım abi. Niye vurdu biliyor musun abi? Niye vurdu? Dayıyı kaçırdılar. Dayı da benim. Sen de onu kurtarmaya gittin. Sen misin dayı? Dayı benim evet benim. Beni çok seversin sen. Tamam. O yüzden mi vurdular? Dayı kaçırdılar diye beni mi vurdular? Dayı kaçırdılar. Biz peşine düştük. Sen kendi başına gittin. Adamın peşinden. Adam da seni tek buldu, tek düşürdü, tek vurdu. Düşürdü işte. Siz neredeydiniz? Bir yardım edeydiniz. Beni attın aşağıya. Işte. Aşağıya mı attın? Ben seni niye aşağıya attım? Seni kurtarmıyor muydum? Gemiden aşağıya attın işte kurtarmak için. Bende silah yoktu o sırada. Ellerim kollarım hep çizilmişti. Benim ağzıma, gözüme, kafama her tarafıma vurdular. Zaten çok sinirliydim. Size şey yapacaktım ama sana hiçbir şey demedim. Kaçırdıkları için. Tekvando falan birinciliğin yok mu? Vay ama 6 tane Kalaşnikov'a ben ne yapabilirim Femi? Ne bileyim? Silah mermi şeyde değilim yani. Neydi o adam bir tane vardı ya mermi geçirmiyordu bir şey. Ondan şey, da değil. Hint dizisinde bir tane kadın eliyle mermi tutuyordu. Onda mı dayı oynadı? O da dayı oynadı kadını işte. Değil. Mermi bendim orada. Allah şey Allah siz nasıl insanlarmışsınız ya? Mermi seslendirmesini dayı yapıyor. Peki ben ne yapıyorum? Ben ne iş yapıyorum? Takılıyorsun öyle. Nasıl ya? Serbest para babası. Para basıyorsun. Para babası. Ne nasıl basıyorsun parayı? Çalışarak. Ne işte çalışıyor? Mekaniğimiz var, balıkçı yerimiz var. Başka neyimiz var? Her şeyimiz gitti. Her şey var. Abi bizim belamızı sıktı. Tamam, biz çok zengindik. Tamam. Öz abim mi yaptı? Adam var ya. Hayatımızı sıktı. Hayatımızı sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Öz abim mi yaptı bunu? Evet. Ne yapıyor? O nerede? Onun babamın bizim eskimizde. Onun peşindeyiz oğlum işte zaten. Evet onun peşindeyiz aslında. Onun adamları mıydı o zaman beni vuran? Hayır. Kim o? Ben de bilmiyorum tam olarak bu kim amına koyayım bu adam. Ortamda değişik insanlar var Fehmi. Evet. Ya bizim de dertleri ne ben bunu anlamadım ya. Biz niye bu işlerle uğraşıyoruz? Biz niye gizli bir alanda yaşıyoruz? Bizim niye ya adamlarımız var? Abi biz bunları nasıl baştan anlatacağız ya? Düzen kötü. Fehmi sen Lori'yi nasıl aldın biliyor musun? Lori'yi nasıl mı aldım? Babasını nerede? Öldürerek. Lori'yi özür dilerim. Onu öldürerek aldın evet. Evet. Ne diyorsunuz evet. Ya? Olmamıştır böyle bir şey. Var biten. Yok, hatta söylediği şey neydi biliyor musun? Bak Ejder ne dedi biliyor musun? Neydi Ejder'im? Bir şey söylüyordun ya sonda. Nasip şey. Ne deniyordu la? Allah'ın kız emri. Alırken, Allah'ın ve peygamberin emri. Kavlıyla oğlunuz şeyip Fehmi'mizi istiyoruz. Aynen. Sonra sen de kafaya sıkmışsın abi. Bana öyle anlattılar. Evet. Ben sonra bana da öyle anlattılar. Ben de yok. Ya biz manyak mıyız? Adamlar niye düzgünce istemedik de öldürdük? Ve sen niye bunu gülerek anlatıyorsun Lori? Babanı öldürmüşüz. Adam düzgün değildi. Evet hak etti. Ya şöyle oldu. Sana haksızlık yaptı. Çok yani nasıl evet. Anlatayım ya. Size anlatın ben anlatamayacağım. Çöp anladın mı? Anladın mı? Ya bak. Bak o adam bizi çok kötü şeyler yapan bir adam. Bir çözüm bulmamız lazım. Benim kafam çok karıştı. Evet, hiçbir şey anlamadım. Bence alıp bunu mekaniğe götürelim. Evet ben bu baştan anlatmaya mekanik ne? Bizim dükkan mı? 5-6 gün sürer herhalde. Gel aşkım. Olay örgüsü. Tamam. Hadi gidelim. A bak bu üstündeki de benim ya. Şöyle bir baksan.
Ha, hatırladım üstündekini görünce. He, al bak hatırladı işte ya. Manyak lan bu. Şunu hatırladım, bu kesin adam. Maldır bir ihtimal. O neyimiz oluyor? O dış kapının dış mandalı. O ne demek oluyor? Boş ver sen, boş ver. Neyse evet, şey, bir Lori ile baş başa bırakabilir misiniz bizi? Hadi. Allah Allah. Kimseyi hatırlamıyor ama Lori ile baş başa. Hiç hatırlamıyor musun? Hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Şey bile mi? Ama güzel kızsın yani, o okey bana. Ayı bak bak. Lan, tanıştığımızı, şey yapışımızı, hiçbir şey mi? Bence mesela biz Nusret'le tanıştık. Nusret kim ya? Ya bir yemek yeri. Yakalayalım mı? Ha, restoran bir tane. Evet. Hani hiçbir orada şey hatırlamıyorum valla. Orada tanıdın beni. Ya büyük ihtimal hani çok seviyorumdur seni. Onlar bir kenardan bize mi izliyor ya? Biz. Ya büyük ihtimal çok seviyorumdur. Ve hani iki haftadır beni göremedin sonuçta falan, özür dilerim. Bir de geldim seni hiç hatırlamıyorum falan. Özür dileme. Hayır hayır, öyle bir şey yok. Ama iyiyim ben. Yapacağız. Aynen, umarım hatırlayacağım her şeyi. Hatırlatacağız sana yani, hepimiz de olsa. Aslında hepimiz çabalayacağız. Hatırlayacaksın. Şu an aşırı boşlukta hissettim. Babanı da öldürdüğüm için özür dilerim bari. Ben mi öldürdüm babanı? Orası çok karışık. Anlasak çıkamayız. Orayı anlatsak çıkamayız bence. Ay, hiç anlatmayayım. Tamam. Haydar'ım. Yani hiç girmeyelim oraya. Tamam. Peki bu insanlar gerçekten güvenebileceğimiz insanlar değil mi? Sen de dahil. Evet evet, güvenebileceğimiz insanlar. Hep iki haftadır seni arıyoruz. Deli gibi, özellikle Haydar'a deli gibi seni arıyor. Tamam, bu dediklerin mekaniğe gidelim bakalım. Geliyor. Kaç. Onlar orada bizi mi bekliyorlardı? Onlar bizi dinliyorlardı. Elif abla. Onu dinliyorlardı ki. Haydar abi, bu arada hava da çok güzeldi. Allah çarpsın. Bir özel konuşamayacağız mı 2 dakika ya? Abi sen bizi kandırıyorsun değil mi? Siz normalde de. Neyi? Anısı anlamadım. Ne hatırlıyorsun her şeyi? Kandı sanırım bu arada. Yok, kandırmıyor. Gerçekten kandırmıyor. Kandırmıyor değil mi? Tamam. Yok, kandırmıyor. Vallahi keşke kandırıyor olsaydım evet. Ya. Abi gel gel, tamam sen sakin. Lan şaka şaka. Dersem falan inanmayın ya. Ya abi. Allah Allah. Tövbe yarabbim. Of of. Ben kendi aklımı kaybedeceğim birazdan. Köpek balığını ben mi besliyordum Lori? Minik. Evet. Adı Minik. Minik hatta adı. Ben de tanıştım. Ben bayağı psikopatın tekiymişim herhalde. Hayır ya, öyle düşünme değil. Allah Allah. Peki iyi biri miydik, kötü biri miydik ya? Şey, burada adam i̇yi ölmüş biri galiba ama. Yok, uyuyor. Sıkıntı yok. Ben hatırlamıyorum ama siz de mi hatırlamıyorsunuz acaba? Uyuyor. Uykusu gelmiş. Tamam. Sen iyi biriydin, merak etme. O konuda hiçbir düşüncen olmasın. Ama baksana, iyi adamlar, insanları öldürüyoruz. İyi birisin. Benim arabam hangisi? Arabam var mı? Necder'in arabası. Necder'in arabaya bin Necder'in arabaya. Arabamı mı patlattılar? Evet. Merso'ya bin, Merso'ya evet. Merso'ya mı bineyim? Merso'ya bin. Şu soldaki kan Merso'ya bin. Öndeki. Veya buna da binebilirsin, fark etmez. Lori, buna binecekmişiz. Benim arabam neydi peki? Benim arabamı kim patlattı? Senin telsizin yok değil mi? Üzülürsün. Ne telsiz ya? Benim neyse, hiçbir şeyim yok. Ben sana ayarlayacağım abi, bekle. Sen bin öndeki arabaya. Allah Allah. Gel. Fehmi gel yanına. Geldim. Bu mekanik dediğimiz yer bizim yerimiz mi? Evet. Ses kondu. Geliyor dayı, tamam. Gideyim bakalım. Bizim telsiz kodu neydi? 75. Telsiz yok. O ne öyle, telsiz kodlarımız falan mı var ya? Allah Allah. Şimdi bu mekaniğe gittiğimde, bu mekanik ne zamandır var ki? Acaba orayı görünce bir şeyler hatırlar mıyım? Mekanik bizim bayağıdır, epeydir var. Mekanikte çok anılarımız da var. Vardı da. Belki görünce hatırlarım bir şeyler ya. Peki ya, yok mu durumunun bir yolu? Acaba bir hastane, doktor, moktor ayarlasak, bir çözüm mü varsa ya? Şimdi beyin karmaşık bir yapı. Aynı süreçten ben de geçtim. Tabii sen de mi unuttun abi daha önce? Unuttum, evet. Nasıl ya? Aha, da geldik. Arabalar patlamış. Lan! Ne olmuş buraya? Girmeyin. Ne oluyor ya? çıkın. Ne oluyor burası, ne halde böyle? Bu ne oğlum, ne olmuş lan buraya? Yeni bu, taze bu. Ne olmuş? Taze bu. Beyler, burası bizim yerimiz mi? Bura bizimdi, evet, Fehmi. Burayı maalesef mahvettiler. Haberiniz yok muydu sizin? Abi bütün arabalar patlamış. Haberiniz yoktu. Çalışanlar, malışanlar? Neredeler bilmiyoruz ki. Kimse yok. Patlamış. Allah Allah. Fehmi gel yukarıya gel, Fehmi bir şey göstereceğim. Tamam da burası nefes alınmıyor ki burada. Geç abi. Dışarı mı çıksak? Yukarıda ne var ya? Abi kurşun izleri plan var. Mahvolmuş. Bak Fehmi,
Burada Allah emanet diyorum. Bana araba almıştın hatta. İlk hediyen bana. Oha evet. Benim, vallahi benim bu ya. Evet bu sen bak bu ben bu da be. Elorisi. Kaç yıl önceydi dayı? Çok oldu ya bu. Ben çekmedim bunu ya. Sen, evet Aydar'ım sen çektin bunu. Emir peki Sebati desem sana. Sebati. He Sebo. O nerede lan harbiden? İki haftadır yok. Ondan abi, Sebati. Daha Sebati. Ondan ben birkaç kaynak buldum şimdi oraya geçeceğim de. Sebati onu da söylemiş olayım. Sebati benim manevi oğlum. O da mı kayıp iki haftadır? O da kayıp. Evet. E benim yanımdadır belki o da. Benim yok, yanımdayken mi? Öyle olsaydı, öyle olsaydı. Senden önce kayıptı abi. Senden önceydi aynen. Benden önce de mi kayıptı? Aynen. Allah Allah. O zaman Muzu siz göz kulak olun da Femi'ye. Eşlerim bul ya Sebo'yu da bitti gelişme olsak. Şuradan bir çıkalım ya. Yavaştan çıksak mı var? Çok kötü oldu burası. Nefes darlığım var zaten. Burayı kimler yaptı? Benim beni vuran adamlar mı? Biz yaptırdık yine sen. Hayır ya bu hale kim getirdi? Evet o şerefsizler işte vurduğumuz adamlar. Bu adamların bize derdi ne ki ben bunu anlamadım. Şerefsizler. Bunu adamların derdi ne derdi bizle? Ya benim onu yüzümden abi ya. Senin yani. Yüzünden mi? Ne yaptın ki sen? Bir çıkalım polis daha. Polis olduğun için. Polis olduğun için mi? Abi her şey çok saçma. Biz mafya mıyız? Polis miyiz? Biz neyiz a**ın ya? Neyiz? Lan nasıl bu hale geldi? Ben işlerimiz görülsün diye beni polise gönderdim. Polis ol yaptırdım. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Oldum. Aydar Fehmi size emanet. Ben bir Sebo'ya birkaç bağlantı buldum. Bir oraları araştırıp geleceğim. Dikkat et bize haber ver o zaman rica. Tamam iyi çok şükür sağsın kardeşim. Hallolur gerisi sen o rahat ol. Zaman benim araba şu arkada. Kendine bu arkadaşlara emanet et tamam biz kötü insanlar değiliz. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Tamam, görüşürüz hadi abi. Eyvallah eyvallah. Dayı buradan çıkalım ya. Geldim. Şimdi nereye gidiyoruz şeye mi geçeceğiz tekrar eski yere? Balıkçıya mı gitsek yoksa ev zaten darmadan. Ya bana bir şeyler anlatın Allah silah... aşkına ben hatırlayayım bence ne olur ya. Bence balıkçıya gidelim en balıkçı silah, ben, daha mantıklı. Lore bence silahçıya geçelim ejderim belki orada hatırlar oradan da balıkçıya geçeriz. Bence de sıralı. Silahçı kendi silahçı. Arabamla geliyorum. Arkadaşlar silahçıya. Evet evet bu yan tarafta ejderin silahçısı var işte birlikte ortak açtık orayı da. Biz neymişiz ya? Biz neleriz oğlum bir bilsen daha da büyüklük de işte yavaş yavaş. Her şeyimizi kaybetmeye başladık. Evimiz niye yok? Evimiz patlattılar işte daha bu şerefsizler. Abi, bu oha bu mekaniği ben. Patlatanlar yine. Evet evet. Bu burayı abi, bilmiyorlar mıydı? Buraya hiçbir şey yapmamışlar. Seni vuranlar, Ozu mekaniği dükkanı, patlatanlar, arabanı patlatanlar, evi patlatanlar. Burada Furkan yazıyor. Alma ejderin yeri. Uzal dükkan. Bu Furkan yazan da Furkan kim? Onu bulamadık ya. Ha biri mi yazmış? He. Anladım. Ejder bu mu? Attı Muhsin. Yok bu Muhsin. Yok az giden ejder. Ejderin giden. Dükkan dediniz. Giden. Hayır biraz önceki kişiydi. Giden, biliyor musun? Ha anladım. Evet. Evet. Ha tamam bir şey oldu zannettim de. Niye bir şey olsun lan? Yok benim kulaklar sağırlaştı zannettim. Aa. Evet. Evet. Hatırlamıyorum ben hala. Çalışan. Yani, hala mı? Bu adam Hüsamettin. Çalışan bu sokakta. Evet Hüsamettin mi? Muhsin mi? Öyle bir şey. Evet öyle bir şey ben de unuttum. Evet. Senin hani yanlışlıkla yaptığın bir şey vardı ya şurada Femi vurmuştum. Ya hatırlat hatırlat onu mu hatırlatacağız? Yani belki hatırlardı yani ya. Kritik bir ne oldu anlaşım. Ya anlamadım. Gene bir şey çıkalım orada çok müzik sesi var da sanırım. Dışarı aynen. Ne oldu ya? Ya neler yanlışlıkla oldu bir şey yaptım da. Onunla hatırlarsın belki diye. Ne oldu anladın? Şey ben içeride sen bana silah öğretiyordun. Silahı verdim ben yanlışlıkla tutamadım seni orada yanlışlıkla vurmuştum da. Dayı hatırlat hatırlat bunu mu hatırlatacağız? Lori belki hani nasıl bundan ya? Hatırlar gerçekten diye. Gerçekten vurdu mu beni baya? Evet, vurdu. Hayır bilerek yapmadım. Bilerek evet. Yapmadım. Bas bayağı vurdun yani. Bilerek... Vurdun ama bas bayağı adamı kalaşını kofla vurdun yani. Neyse sen bilerek vursan da okey bu güzellikle. Ya bak hemen de böyle işte. Tamam tamam iltifat etmeyi unutmamış. Şey yani. Unutmaz o ya unutur mu yani? Tamam. Ben bir an o biraz... Ya Fehmi abi. Diğer kadın ama kimdi? Ama yanlışlıkla şey oldu. Mi? Diğer benim eşim olacak o benim sevgilim. Elif Elif, Elif o benim Elif. Eşim. Elif. Abi ben... Yengen o. Sevgilin diye onu diyeceğiniz diye aklım gitti. Yok vallahi, yok oğlum benim sevgilim lan ne aklım lan. Yok öyle deme oğlum üzülüyor bak sen sürekli ona takılıyor. Bu hani onunla sürekli şey yapıyorsun böyle takılıyorsun daha geçiyorsun böyle. Baba onu unutmamışım o zaman. Yok onu unutmamışsın hala aynısın ya. Allah Allah. Harif. Neyse ben şey, hatırlamıyorum. Balıkçıya geçelim balıkçıya geçelim gel. Ben geçelim. Gel. Hatırlat hatırlat hatırlat. Gel. Çok bir şey hatırlattık. Sen seviyor musun şimdi beni? Oğlum. Evet. Dayı aşık gözlüğümü mısın? Kaybetmişim ya. Çok aşığım ben oğlum bir yerlerde vardır ya. Ben de seni seviyorumdur aşığımdır büyük ihtimal. Evet tabii seviyorum.
Hatırlamıyorum. Sevmiyor mu? Seviyorumdur herhalde, hatırlamıyorum ki. Şaka yapıyorum, seviyorum tabii. Kardeşim sen kimsin? Seviyorumdur herhalde ya. Şey, şoför senin adın neydi? Haydar. Haydar. Şoför de oldum lan Haydar. Vay be, şoför oldum harbiden abi. Ya tamam, kusura bakmayın, yakınımsınız tabii de, yakınımsınızdır herhalde de. Yakınım değiliz ama aileyiz, aile direkt. Abi düğünümüz oldu, düğün fotoğrafını gösterdik ya, Nikol'un sünnet düğünü. Tamam hayır, ben inanmıyorum demiyorum da, yani isminizi hatırlayamadım. Ben bu zaman ver, yanındaki Lori, arabayı kullanan da Haydar. Allah Allah, bu şehirde niye insanlar arabaları böyle kullanıyor? Arkadaşlar düzgünce sürelim araçları lütfen. Herkes adam akıllı kullanamıyor, boşver. Garip. Ben Lori seviyor muyum harbiden bu arada? Onu sevmesen yanında olur mu sence? Sevmesen o senin şu an hafızanı kaybetmene rağmen seni seviyorum der miydi abi? Evet. Ne bileyim, belki o kadar zengin bir şey. O sevgi... Yok be, şu an parasız oğlum, şu an olmazdı. O senden daha zengindi bu abi, arada. Abi yanlış anlama, bizim servetimizi 50'ye katlıyor onunki. Nasıl ya? Evet. Aa, ben mi onun da parası için evleniyorum o zaman? Hayır. Hayır be. Yok öyle bir şey. Meyiz Bank'ı için evet yani. Benim Meyiz Bank'ımı babası almış dayı. Sana şey söz verdim. Onu yapacağım. Anlamadım ben. Dayıyla sen... Dayı sen mi evlendin onunla Lori'yle? Ya hayır abicim, hayır. Saçmalama oğlum. Lori benim kızım. Şöyle de yani. Aa, öz kızın mı Lori? Ben kızına mı yan gözle baktım ya? Hayır ya. Hayır. Manevi. Baksan da verirdim oğlum ben sana. Manevi kızım. Senin işin olacağı için benim kızım oldum. Aynen, öldürdüğün için hani şu an Maze Bank'ta başkasında, hani onu alırsam dayıya vereceğim anlamında, hani babama verilmiş falan. Neyse, hatırlayınca hatırlarım büyük ihtimal çok ya. Kafam işte, çok karışıyor. Çok çok karışıyor. Biz nasıl bir hayatımız varmış, biz neler yaşamışız ya. Sen ne diyorsun neler ya yaşamadım. Gel. Bir şey söyleyeyim mi? Film olur, roman olur, yazılır. Dizi olur, 120 bölüm, 125 bölüm. 126 bölüm dizi olur mu? 126'lık olur, bölüm abi, dizi olur. Çok fazla, arada. Daha fazlası olur. Gel. Şey amin. Allah arka sokaklar ömrü versin. Amin. İnşallah. Bu arada arka sokaklar bitti mi peki? Yok, hala bitmedi. Hala devam mı ediyor? Bitmişti, sonra geri başladı. Ha gerçi 2 hafta kaldım komada değil mi lan, doğru. Evet, hatırlamıyorum ya, ne bileyim. Onu da hatırlamıyorum. Biz nereye gidiyoruz? Beyler, benim bu kadar yerim oraya. Burası benim yerim. Beyme. Burası balıkçı yeri. Burayı komple senin mi? Vay be. Evet, burası benim. Abi sende de para var ha. Benden geri gitti burası. Sonra burayı tekrar bana satın aldın. Hatta hediye yap, girdin, şey yaptın. Girdin, ben mi tekrar bana satın aldım? Evet, sen bana tekrar satın aldın. Tamam, bende de para var ha. Oğlum hepimizde para vardı. Ben bu bak Feymi dur bir. Bak Feymi. Feymi, şuradaki Maze Bank'tan tut, bu şehirdeki komple bütün her, yani çoğunluk yer benimdi, tamam mı? Ben çok zengin bir insandım. Sonra ben geldim çöktüm. Ama sonra, hayır sen çökmedin, sen geldin birlikte ortak gibi bir şey olduk. Sonra senin abini bulduk, tamam mı? Sen abini yıllar boyu aradın, öz abin. Yıllar boyu aradın, taradın, bulamamıştın. Yani bilmiyordun abin olduğunu, sonradan öğrendik. Ondan sonra geldi abin, biz o abine yardım edelim diye sözleşmede biz ikimiz şeyini verdik işte, neydi, vekalet miydi? Vekaletimizi verdiğimiz için, yok vekalet aynen. Vekaletimizi verdiğimiz için bir gün ansızın uyandık ve bütün mal varlıklarımıza çökmüş bu abin. Sonra kaçmış. Biz abinin aslında peşindeydik ama bulamadık hiçbir şekilde. Hatta Lori'nin babası da abin şey, senin abinle ortak iş yapan bir kişiydi. O yüzden Maze Bank'ı bizi satsın diye babasına vermişti Lori'nin. Anladın mı? Ben Lori'yle kardeş miyim ya? Bize düşman olsun ya diye babasına vermişti. Babası bizim düşmanımızdı Lori'nin. Lori'yle sen düşman, babasını tanıdığımız için tanıştın. Aslında babasını öldürmekti tek hedef. Sen o planın içerisinde yasak aşk gibi bir şey yaşadın. Aşk yaşadın. Babasıyla mı? Hatta plan... Hayır, Lori'yle ama... Ya babasıyla değil misin? Değil abi? Ben anlamıyorum ki hiçbir şeyini. Rahul'un babasıyla. Benim beynim yandı abi. Ne anlatıyorsunuz gözünüzü? Ay anasını. Bak şimdi benim babamı öldürmek için sen kalktın. Benle tanıştın. Benden bilgiler aldın. Ben senin babanı öldürmek için niye seninle tanışıyorum? Babası. İşte. Çünkü mafya babasıydı babası. Çok büyük bir adamdı. O içine sızmamız için böyle ailesine sızdı. Efendim canım. Evet ailesine sızdı. Ne orospu bir çocukluğu yapmışım. Sen niye hala bana bakıyorsun? Aşk oğlum işte. Babası çünkü öyle. Sen de aşık oldun o arada. Haydar'ım sen ne dedin? Aşık olayım yani. Harbi mi? O kadar mı iyiydim ya? Ne anlatsak ki ya? Evet. Olay örgüsü falan dedin Haydar'ım. Ne dedin onu duyma. Dayı dedim ki bu olay örgüsü dedim. Şey anlatsak anlatsak bitiremeyiz. Yemin ederim bitiremeyiz ya. Hani ben yine belki bir sen niye öyle göbeği açık falan giyiyorsun? Çözüm üretmemiz lazım. Evet. Fehmi yavaş yavaş kendine dönüyor. Ha, acaba normalde de karışır mıydım? Evet. Tabii canım. Tam niye giyiyorsun o zaman? Hemen 2 dakika, 2 hafta zihnimiz gitti diye hemen giymeye başlamışsın.
Yapacağım Aydar'ı. Hani gel. El kıyafetimle geldim yani o oradan apar topar kıyafetimi değiştirmeden geldim ya hayatım. Bir şey söyleyeceğim. Tekneye gidelim mi? Evet abi. Tekneye gidelim. Ben de gidelim. Hadi gidelim. Evet, evet. Her şeyin başladığı yer abi gel. Her şeyin başladığı yer mi? Orada mı doğdun? Haydar'ım. Haydar'ım açılalım. Açılalım ve güneş şeyinin orada benim aklıma bir şey geldi. Güneş şeyinin orada. He anladım orada. Anladım. Gel gidelim. Ben teknede mi doğdum? Yok. Her şeyin başladığı yer dediniz. Sen geldiğinde buraya geldiğinde. Dur anlatayım. Dünyada. Şimdi dayı ile sen tanıştın. Ben oralara girmeyeceğim şimdi. Ben benim kısmı anlatacağım. Sen beni sokakta dilenirken aldın, balıkçı yaptın. Ben. Evet, senin gemin vardı. Ben manyak mıyım? Ben niye aldım seni balıkçı yaptım? İşte acıdın. Merhaba. He, sen kötü durumdaydın, iş verdin. Sokaktan buldun işte. He. Dileniyordu Aydar'ım. Evsizdi. Aynen. Evsiz. Merhamet duyguların yüksekti. Şimdi yüksek değil herhalde. Anlamadın beni abi. Tamam Haydar abi. Gel. Kendine geliyorum. Merak etme. Allah Allah. Unutkanlık çok kötü bir şeymiş. Evet ya. Gel. Şuradan çık. Allah. Dikkat et. İyisin değil mi? Bir şey yap. Ben iyiyim ya. Düzen abi. Arkadakiler iyi değil. Kendine gelir misin lütfen? Arkadakiler iyi mi ya? Ha iyiler herhalde tamam. İyi geliyorlar. Bu tekne de mi bizim? Bu tekne benim. Bizim yani benim olan her şey bizim aslında ailemiz. Aha. Tamam. Gel. Ne güzel. Allah ayranı çok seversin sen. Ayran içer misin? Ben ayranı çok mu severim? Evet. Ben hatırlamıyorum. Bak Fehmi. Sen bilmezsin de sen şuradan bak. Ayran al bak. Sen tam ben bir ayran kol. Sürsün Aydar'ım zaten. Sen bak tam bir ayran koruyucusun. Ama zaten hatırlamıyorum. İçmesem bak şimdi Vemi, sen tam bir ayran kolektin tamam mı? Her gece içer, her gece böyle saldırır millete, milleti döverdik. Sen sürekli ayran içerdin, dans etmeyi çok seversin, millet adını sen getir, şarkı söylemeyi çok seversin. Hatta seni çöpe atacağım poşete yazık, bir sigaraya atacağım ateşe. Ben değil, Haydar'ım Vemi söylüyordu, hatırlasana Vemi çok büyük şarkı söylüyordu. Uzun zaman oldu, uzun zaman oldu. Söylesene ya Vemişim. Evet. Hatırlamıyorum ki. Abi sormasana kasinolardan çıkmazdın. Neydi? Evet. Karlarla kızlarla gezmekten şey yapardım. Nasıl ya? Abi kasinolardan çıkmazdın. Özür dilerim Lori. Eski abi. Nasıl? Eskidendi Lori. Lori de buna bir şey demiyor mu? Tabii canım. Demiyordu. Demiyordu aslında. Demiyordu yani. Hala diyorum. Şu an söylemiş olduk. Bunu Lori bilmiyordu. Bu farklı bir detaydı. Adını sen getir. Sonra ne var? Millete salça olurdun, milleti döverdin. Biz ondan sonra sürekli ben bayağı şerefsiz çıkıp gezerdin. Evet öyleydi yani öyle değil de. Şarkı çok severdin, şarkı söylemeyi dans ederdin hatta sürekli dans ederdin. Evet abi. Şarkın var seni çöpe atacağım poşete yazık bir sigara yakacağım abi, atacağız. Abi bir söyle de şurada eskiler bir yad olsun. Ya. Evet bir söyle ya. Seni çöpe atacağım, poşete yazık. Bir sigara yakacağım ateşe yazık. Aşk bir gidene acımak mı? Büyük abi sen taşımak. Söylüyorsun gibi. Seni biliyorum çünkü oğlum sürekli sen söylediğin için. Sen şu an biliyorsun artık... ya o yüzden. Evet. Ne diyor söylemen için. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Anladım. Biz nereye gidiyoruz? Tam güneş batımına git ben bir şey yap. Ben bunun aklını başına getirecek bir planım var. Düşme dikkat et. Böyle. Aman Fehmi abi. Dalga çok var dayı. Evet ya yazarım ya ama... Lan ya lütfen hatırlayayım artık lütfen ya. Bir şeyler hatırlayayım. Bekle hatırlayacağım. Hatırlayacaksın. Dayı manzara... duruyorum yavaşça. Abi bir git sen niye beni öpmeye çalışıyorsun? Haydar'ım bekle Fehmi. Manyak mıdır ya? Bir yanıma gel. Abi yanıma gel bir. Ya bir gel bir yan. Neyi gel ya? Geçecek her şey oğlum. Her şey geçecek bekle. Allah gel şöyle. Gel öne gelin arkadaşlar. Gel öne. Abi vallahi dokunduruyorsun gitsin. Manyak mısın nesin ya? Hayır dokunduruyorum. Ya Fehmi abi Haydar ya bir şey yapmıyor. Evet abi evet. Haydar bu manyak mı amına koyayım? Gel bir ay Fehmi gel. Abi sen rahat bırak ya. Lan nasıl rahat bırak siz? Nasıl insanlarsınız siz birbirinizi öpüyoruz ediyorsunuz ya? Abi biraz daha derine sürsene ya. Haydar abi. Haydar'ım kolundan tutup öne bir getirsene güverteye. Hemen bir dakika. Geç abi ya, gemiyi ben kontrol edeyim geç. Lori ne yapıyorlar? Gel abi gel. Ben de anlamadım ki. Bana niye anahtar verdin? Tamam. Sana verecekti galiba. Abi ben alayım ya. Tamam. Sen güven abi. Onlar belki yani bildikleri nasıl var. Nasıl güven ya? Sen de bir şey demiyor musun yani? Böyle sevgilini öpüyorlar, elliyorlar, dokunduruyorlar hayat, falan. Belki bildikleri vardı. Ben bu dayı güven. Lan oğlum tümü niye elliyorsun? Dayı, la bıraksana dayı, oğlum. Dayı geliyor. La oğlum bırak manyak mısın? Ne yapıyorsun? Dayı. Lan bak şimdi Fehmi. Lan bırak.
Derdiniz ne sen siz? Sadece bir sakin ol. Bak şimdi. Zorlamayacağız ama bak bu her şeyi hatırlamana yarayacak, tamam mı? Kaçamayacaksın şimdi, bekle. Her şeyi hatırlamana yarayacak. Hazır mısın şimdi? Neye? 3, 2, 1. Oh! Anasını! Allah'ım. Yanağından öptüm bu arada, dudaktan değil. Ulan bizim yok mu? Bizim serbest. Gel gel buraya aletler lan Osman Karsan anasını satayım. Lan ne yapıyorsun? Ay gör. Ay ay ben öpmedim daha. Hadi bakalım. Fehmi. Fehmi hatırlıyorum ben. Fehmi abi. Dayı bizim burada ne işimiz var ya? Hatırladın. Lan ne diyorsunuz amına koyayım, neyi hatırlıyorsun? Hatırlıyor musun oğlum, hatırlıyor musun? Hatırladım. Lan neyi? Lan ne neyi? Lan ben nasıl geldim buraya, ne oluyor amına koyayım? Oğlum ne, nasıl yok. Lan oğlum, Pablo siktir git sen, niye sarılıyorsun bana? Ya abi. Valla. Oğlum ben sana da kanla sarılayım sana bir. Allah aşkına. Lan ne oluyor, ne oluyor? Dayı uğur öpücü. Oh. Dayı yeter, dayı yeter. Oğlum, abi sen niye öpüyorsun beni, gözünü seveyim ya. Demin dedim bir şey yarayacağını biliyordun. Siz nasıl vallahi işe yarayacağını anlamadın ya. Neyi? Hatırlıyorsun değil mi şu an her şeyi? Biraz önce bir gel git oldu. Biraz önce bir şeyler hatırlar gibi oldum. Bir daha öptün geri gitti. Anasını satayım, anlamadım. Hayır. Şu an neyi hatırlıyorsun? En son neyi hatırlıyorsun? Ben kimim? Dayı dalga mı geçiyorsun? Tamam, bu şey... Aha, tamam düzeldi. O neyi abi, düzeldi lan? Abi benim mesleğim ne? Pezevenklik. Oğlum bağımsız polisin ya işte. Abi ben kimim? Tamam. Hatırladı mı? La Pablo ne anlatıyorsunuz oğlum? Ben anlamadım. Bu kim? Hatırladın mı? Hayatımın aşkı. Ay tamam geldi oğlum, ben sonra ne oluyor? Dayı uçtu sana. Lan neyi geldi, onu anlamadım ben ya. Oğlum neler geldi başımıza, anlatayım mı? Of çok mutlu oldum şu an. Yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Lan buraya nasıl geldik, ne oluyor lan? Resmenin her şey... Yanar. Yanar. Dayı. Vallahi ay yanar oğlum ya. Çok mutlu oldum lan. Lan ben en son bir tane beni... Hassiktir, ben en son vurulmuştum. Evet sen burada vuruldun hatta. Bir tane beni balıkçı sayısın. Buldu. Evet. Evet bir tane balıkçıda uyandım ben. Evet. Ne yaptı o balıkçı sana? Dayı. Efendim dayım. Orası yok deme. O balıkçı bana... Hatırlamıyor. Abi bu sefer de hatırlamadığı yerleri hatırlamıyor. Şimdi bir dakika ya. O yanımıza geldi yere. Ben en son... Ama bir dakika, ben bir balıkçıda uyandım. Tamam, onları hatırlıyorum. Balıkçı ne yaptı? Seni nasıl bulduklarını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum o sıra ama sanki size ben o sıra sizi hatırlamıyor muydum? Evet hatırlamıyordun. Oha nasıl söyleyeyim, beynim birbirine girdi şu an. Abi Black Mamba seni kaçırmaya çalıştı. Black Mamba mı beni kaçırmaya çalıştı? Evet. Abi Black annem evet. Babam var dedi, gel dedi. Seni babana götüreceğim dedi. Hangi babama götürecekmiş lan? İşte yalan söyleyerek seni kaçırmaya çalıştı. Orospu çocukları. Haydar! Haydar gibi bulmasaydı. Abi intikam aldım. Seni nasıl intikam aldın? Seni revolverla vurdum onu. Allah Allah. İyi tamam hadi mekaniğe gidelim de şu adamları falan bir toparlayalım. Abi. Mekanik. Ne oldu? Mekanik. Ne oldu mekanik? Patlatmışlar. Yok. O orospu çocukları mı yaptı? Evet abi. Onu öldürünce anlamışlar. Yaptı. Allah Allah. Süleyman abi hikmet için. Sebahati bulundu mu? Sebahat'tan iki haftadan Ejder haber abi yok. Ejder abi aramaya gitti. Nasıl ya? Evet. Hala yok mu? Bebekte mi yok? Hala. Bebekte de haber yok. Size haber yok şu an. Ben peki nasıl iyileştim? İşte öpücük olarak. Hayır ya vurulmuştum ya en son. Onu işte biz de bilmiyoruz. Onu biz de bilmiyoruz. Peki siz bu mafyanın işini bitirdiniz mi? Ne yaptınız? Anasını siktik. Öldük ya öldürdük işte karşında da. Hatırlamıyor musun şeydeyken? Mahsene gittik. Bir de Black Mamba'yı öldürdüm diyor. Onların daha üstü var. Black Mamba sağ kolu değil miydi? Elemanını öldürdük. Pablo şunu söyle. Ben de olaydan haberdar değil mi? Beni kaçırdılar. Daha büyüğü beni var bir. Kurtarmak için geldi. Bir şeyleri falan varmış bunların. O ben bakın arkadaş. Vardı. Bakın arkadaşlar benim en son hatırladığımı söyleyeyim mi? Ben cırcırdım. Bir tatlı en kendimi huzurlu güvende hissettiğim yerde tam sıçmağım geldi. Onu yapıyordum. Hallediyordum tamam. İşimi. Tamam. Bir anda böyle bombalar geldi beni kaçırdılar. Sonra beni bir buçuk iki hafta boyunca tuttular beni, beli dövdüler, kafamı gözümü her tarafa vurdular. Sonra sen geldin. Sen işte iyisin ama dayı değil mi? Ben en son seni kurtarıyordum. Ben en son onları hatırlıyorum. İşte beni kurtarıyordunuz, sen geldin ve Haydar Gili geldi. Sonrası bende işte sen yoksun. İki hafta biz perişan olduk, derbeder olduk, kendimizi parçaladık.
He, her tarafa baktık da Ankara'ya gitti. Haydar'ın var ya neler, bütün şeylerini kullandı. Türkiye her tarafa baktı, bu tarafa her tarafa baktı. Ama bulamadık seni. Sonra çıktın işte 2 hafta sonra. İyi, abi vallahi. Aklım hayalim durdu. Yemin ederim orada ilk gördüm seni. Seni var gerçekten öldü zannetti. Çok kötü olduk. Hayır ya ben ölür müyüm ya? Durun. Daha o Feyzullah'ın bu bizim ayağımıza ayak bağı olan orospu çocukların intikamını almadan ölmek yok. Bir şey diyeceğim. Haydar biz en son o gemi falan hallediyorduk, helikopter vesaire. Hazır mı bunlar? Her şey hazır be, her şey. O zaman artık şu show'u başlasın.